Rölyef baskı yapımının kökeni el baskısına dayanıyor, yani bunun için ayrı bir preslemeye hiç ihtiyaç duyulmuyor. Kitap basan bir sanatçı ya da ticari amaçla baskı yapan biriyseniz, baren adı verilen baskeçler kullanarak elinizle görseli basabilirsiniz. Baren elinizden biraz daha büyük ve her tarafa eşit bir basınç uygulamanızı sağlayan küçük bir alettir. Burada gördüğümüz ahşap parçası, önceden mürekkeplenmiş. Ve ince bir kağıt yaprağı ahşap parçasının üzerine seriliyor. Bloğa yumuşak ve nazik bir şekilde basınç uygulanıyor. Böylece mürekkebi kağıt parçasına geçiriyoruz. Baren genelde ince kağıt yaprakları üzerinde kullanılır. Günümüzde çoğu sanatçının kullandığı daha ağır kağıtlar tek bir görselin bile tüm kağıt boyunca eşit şekilde baskılanması için gereken basıncın direkt olarak elle uygulanması için fazla kalın kalıyor. Güzel ve dengeli bir baskı yaptığınızdan emin olmak için kopyayı kontrol edebilirsiniz. Ağaç baskısında düz bir ahşap parçası kullanılır. Bugün de bunu göstereceğiz. Dolapların yapıldığı cinsten bir kontrplak kullanacağız. Boyutları aynı olmakla birlikte çok da güzel bir dokusu var. Ağaç baskısındaki ahşabın dokusu, sanatçının bu malzemeyi kullanma sebeplerinden sadece birisi. Doku baskının siyah alanlarına farklı bir görünüm katıyor. Yani siyah alanların tamamen düz bırakıldığı kalın bir muşamba çeşidi olan linolyum baskının tam zıttı. Aslında ahşap baskıda doku, baskının siyah alanlarının ne kadar yoğunlukta basılacağına etki ediyor. Bu dokunun sanatçının kendi avantajına kullanabileceği görsel bir etkisi de oluyor. Ahşap bloğu keserken ağaç oymacılarının veya marangozların kullandığına benzer bir alet takımı kullanılıyor. Bu aletler sanatçıya üzerinde çalışabileceği çeşitli işaretler, boyutlar ve derinlik oluşturma fırsatı sağlıyor. Rölyef baskı yapımında ahşap bir blok önce çini mürekkebi veya siyah bir mürekkeple boyanarak hazırlanır. Bu da yüzeyde siyah bir zemin elde edilmesini sağlar. Böylece ahşabın kaldırılan alanları kolayca görünür, resim ortaya çıkar. Ve sanatçı neler olduğunu, resmin nasıl şekil aldığını anlayabilir. Blok boyandıktan veya renklendirildikten sonra çizimin üstüne bir demir oksit veya karbon kağıdı yardımıyla bir baskı yapılabilir. Kağıt baskısı yapıldıktan sonra da sanatçının hangi beyaz ya da siyah çizgi kompozisyonunu kullanacağına karar verme şansı olur. Beyaz çizgiler resmi siyah alan üzerindeki ince beyaz hatlar şeklinde ortaya çıkarır. Bu da beyaz çizgilerin kesip çıkarılması ile olur. Böylelikle üst kısım veya siyah alan mürekkeplenmek üzere ayrılmış olur. Resmi siyah çizgileri kullanarak zıt bir şekilde de ele alabiliriz. Bu da ince kabarık siyah hatların ortaya çıkması için ahşabın çoğunun kazınmasıyla olur. Aslında bu kazınan alan kağıda kopyalanacak mürekkebi içine alır. Derinlik ve üç boyutluluk hissini yaratan şey beyaz hatlarla siyah hatlar arasındaki bu denge. Sanatçı daha boyutsal bir alan yaratabilmek için genelde beyaz hattan siyah hatta geçişler yapar. Görüntü bloğa işlendikten sonra blok baskıya hazırlanır. Mürekkep bloğun yüzeyinde bir merdane yardımıyla yuvarlanır. Blok baskı makinesine yerleştirilir ve makinenin içinden geçirilerek bloğun üzerindeki mürekkep kağıda aktarılır. Linolyum blok baskısı veya linol baskı da farklı bir rölyef basım tekniği. Evlerimizdekine çok benzer bir linolium türüyle yapılır. Çok düz ve uygun bir yüzeye olan linol blokları sayesinde resmin olmadığı alanları kesip çıkarabilirsiniz. Linoleum blok baskısının kendi has bir görünümü var. Buna dümdüz simsiyah bir alanda diyebiliriz. Bugün yapılan linoleum blok baskı türü gayet ekonomik ve herkes tarafından kolayca ulaşılabilir. Malzemelerin hem kullanışı kolay hem de insanların temel resim baskısı kavramını anlamalarını kolaylaştırıyor. Ekonomik oluşu ve kolay kullanımı sayesinde dünyanın her yerinden farklı insanlar tarafından kullanılabiliyor. Yani bir fikrin resim baskısıyla çoğaltılması için bir kalıba hızlıca aktarılması da diyebiliriz. Linolyum baskısının ele alınışı ağaç baskısına çok benziyor. Malzemenin kendisi siyah bir zemin elde etmek için ağaç baskısındaki gibi boyanabilir. Böylece kestiğiniz şeyin ne olduğunu daha kolay anlıyorsunuz. Linolyum baskısı için esas malzemesi bakımından bu aslında çok da şart değil. Çünkü yaptığınız şeyi kolayca görebiliyorsunuz. Taslağı önünüze serip keçeli bir kalemle, oyma bıçağı ile ya da demir oksit iletimiyle çizim yapabilirsiniz. Şimdi malzemeyi işlenmemiş halde kullanıyoruz ve resmi çizme aşamasındayken şekillendireceğiz. Ağaç baskısında olduğu gibi çıkardığım parçayı yerine geri koyamıyorum. Kestiğim her şey beyaz olacak geride kalanlar da siyah linolyum baskısında kullandığımız aletler ağaç baskısında kullandıklarımıza çok benziyor aradaki fark ise kullanılan metal türünde linolyum çok daha yumuşak bir malzeme dolayısıyla aletleri tahta kadar kısa sürede köreltmiyor bu yüzden linolyum baskısı yaparken illa sert bir oyma bıçağı kullanmak şart değil Burada farklı şekilleri görebilirsiniz. V şeklinde oyma ucu ve U şeklinde bir uç. Ağaç baskısında kullanılan aletlere çok benziyor. Linolyum baskısı ve ağaç baskısı için kullanılan bu aletler aslında oldukça özel aletler. Malzemeyi kazıyabilen herhangi bir şey kullanabileceğimiz bir araç demektir. Sanatçı resim alanının yüzeyini çizmek için levye, tornavida, çivi ve benzeri şeyleri kullanabilir. Linoleum blok üzerine ana hatlarıyla bir şekil çizdikten sonra kazımaya başlayabilirsiniz. Şu an basit bir metin görüyoruz ama bunun ters yönde baskılanacağını biliyoruz. Yani blok üzerindeki her şey ters şekilde olmalı. Bir rölyef parçasını baskılarken ağaç baskısıyla linoleum baskıyı uygulama şeklimiz aynı tüm blok boyunca eşit ve dengeli bir uygulama olmalı. Bu uygulamada ise malzememiz linolyum yüzeyi olduğu için düz siyah bir baskı elde ediyoruz. Pürüzsüz bir dokusu olan düzgün ve dengeli bir uygulama yaptığımızdan emin oluyoruz.